İyi akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da binlerce gösterici yönetiminin koronavirüs önlemlerine itiraz etmek için sokaklara döküldü. Eylemciler parlamento binasına baskın düzenlediler. Ülkenin karışmasına neden olan olay ise Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in koronavirüs salgını ile ilgili sokağa çıkma yasağı duyurması oldu. Halk karardan memnun kalmayınca yönetimin istifasını talep etti. Polis araçları sinirli itirazcılar tarafından yakıldı. Göstericiler polis kuvvetlerine taş ve şişe parçalarıyla saldırdı. 43 polis mensubu yara aldı. Vatandaşlar sonuçta parlamento binasını ele geçirdiler. Ülkenin Dışişleri Bakanı Nebojša Stefanović yaşananların kabul edilmez olduğunu belirtti. Azerbaycan'da koronavirüs pandemisi ile ilgili oluşabilecek tehlikelerin karşısının alınması için pek çok önlemler hayata geçirilmektedir. Uygulamaya konulan özel karantina rejimine ilişkin kuralları ihlal eden pek çok görev sahibi kişilerin eylemlerine karşı mücadele tedbirleri yürütülüyor. Konuyla ilişkin Azerbaycan'ın Yevlah İl Savcılığından belirtilen bilgilere göre yerli sakinlere sahte belgeler veren tıbbi görevlileri hakkında hukuksal süreç başlatılmıştır. Sağlık işçileri kendi hizmet görevlerine zıt olarak polis devriye ekiplerince gözetlenen alanlardan rahatlıkla geçebilmek için vatandaşlara yasa dışı yollarla tıbbi belgeler vermekle suçlanıyor. İtham edilen kişiler devletin yasalarca korunan çıkarlarına önemli zarara uğratan hareketler yapması nedeniyle yargılanma sürecine alınacaklar. 1991-1994 yılları sırasında yaşanan Karabağ Savaşı zamanı Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan ele geçirdiği toprakları sömürmeye devam ediyor. Ermeni basınında yer alan haberlere göre sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Arayik Arutyunyan'ın katılımı ile Hamkendi şehrinde gerçekleştirilen fabrika açma töreninde mineral suyun Mra brandi altında ülke dışına satılacağı belirtildi. Kaynağın verdiği bilgilere göre işgalci Ermenistan tüm planlarını Kelbecer şehrinde bulunan İste suda toplanan suyun satışı üzerinden uygulamak istiyor. Plana göre önce Karabağ bölgesinde konumlaştırılmış ordu mensuplarının su ihtiyacı sağlandıktan sonra Kelbecer suyunun Rusya ve diğer ülkelere satışı yapılacak. Azerbaycan'ın İçtimai Televizyon ve Radyo Yayınları Kurulu'nda çalışan 7 televizyoncu koronavirüs enfeksiyonuna bulaştı. Konuyla ilişkin televizyonun basın sözcüsü Aynur'a Asım Kızı bilgi verdi. Asım Kızı yaptığı açıklamasında 7 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti. Şu anda diğer ekiplerimizden 3'ü ev koşullarında, bir kişi ise hastanede tedavi alıyor. Televizyon kurulumuzda pandemi ilan edildiği günden güçlendirilmiş koruyucu önlemler uygulamaktadır. Basın sözcüsü virüse bulaşan kişilerden ikisinin kendi sağlığına kavuştuğunu da belirtti. Türkiye'de koronavirüs önlemleri yumuşatılıyor. Ülkenin 3. büyük kenti olan İzmir'de ve ilin köy ve yerleşimlerinde düğün, nişan, kına, sünnet törenleri gibi halk festivalleri düzenleme kuralları değiştirildi. Konuyla ilişkin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker tarafından imzalanan karara göre bu tür toplantılar bölgede saat 2 ile 11 arasında yapılacak. Bölge sakinleri belirlenen sürenin ötesine geçmemeli ve belirlenen kurallara göre bir toplantı yapmamalıdır. Bu karar yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.